Sevgili, sana sesleniyoruz. Tıpkı Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, bize el açıp beklemekten başka bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bir şey düşmezdi bize. Bekliyoruz sultanım, belki rüyada teşrif edersin diye. Hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin, gelişin cennet olurdu bizim için. Gelseydin, saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini anneler görecektin. Sanki sen yeni doğmuşsun gibi, dünyayı yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kabbin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı ar sayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gençler görecektin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Kendi günahlarına gözyaşı dökerken, Veysel Karani'den istediğin gibi ümmetine dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Gizli gizli seni seyretmek Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Sen gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, sana seslendik. Tıpkı Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana seslendik. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana seslendik. Hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya tüm güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp beklemekti. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz sultan. Allah razı olsun.
Allah Sultan'la beraber.